AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Kahramanmaraş 6. olağan kongresinde il başkanı seçilen Ömer Oruç Bilal Depgici'yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Daha sonra Ünal partililerle istişare etmek üzere toplantı salonuna geçti. Burada Ünal'a AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, ilçe belediye başkanları ile teşkilat mensupları eşlik etti. Düzenlenen istişare toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bizim için asıl olan AK Partili olmaktır." dedi. AK Parti'nin siyasi geleneği bildiğiniz gibi işlerini istişareyle yapan, kararlarını istişareyle alan bir gelenek. Bizim için asıl olan, dediğim gibi, AK Partili olmaktır. Zaman zaman her birimizin gerek görüldüğünde yaşadığı görev değişikliklerini biz her şeyden önce diğer gamlık ve feragat olarak değerlendiririz. Çünkü biz bunu söylediğimiz zaman bu iklimi anlamayan, bu iklime dair fikri olmayanlar bunu başka ezberlerle anlamaya ve değerlendirmeye çalışıyorlar. Biz her zaman ne dedik? AK Partili olmak bir davanın parçası olmaktır. AK Partili olmak bu davanın neferi olmaktır. Bizde makam ve statü yok, bizde görev ve sorumluluk vardır diyen parti sözcüsü Ünal, dolayısıyla biz kendimizi makamlarla, statülerle değil görevlerimizle ve sorumluluklarımızla tanımlarız dedi. Görev ve sorumluluklarımız değiştiğinde bizim bir nefer olduğumuz gerçeği değişmez arkadaşlar. Yani siyasete makam ve statü olarak bakanlar için bu değişebilir. Ama bunu bir görev ve sorumluluk olarak gören, bunu bir ahlak olarak da içselleştirmiş olanlar için bu değişmez. O yüzden bizim yaklaşık 2,5 yıl il başkanlığımızı yapan sevgili Ahmet Özdemir kardeşim için de bu böyledir. Yani Ahmet Özdemir kardeşim bunu görev ve sorumluluk olarak görüyordu ve bir nefer olarak görevini yine değerli kardeşimiz Dulkadiroğlu ilçe başkanımız Ömer Depgici kardeşim için de aynı şey geçerli. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal Zeytindalı harekatına ilişkin hem sınır güvenliğimizi hem iç güvenliğimizi korumak adına büyük bir mücadele veriyoruz dedi. Fırat Kalkanı'yla, Zeytindalı'yla biz bu mücadeleyi vermeseydik, onlar bu mücadeleyi, bu yangını nereye taşıyacaklardı? Evimizin içine taşıyacaklardı. Eğer biz Cerablus'a, Elbaba gitmeseydik, Erra'ya gitmeseydik, biz Afrin'e gitmeseydik, onlar ne yapacaklardı? Onlar buraya geleceklerdi. Onlar gelip bu yangını bizim evimizin içerisinde çıkaracaklardı. Dolayısıyla şu anda gerçekten hem sınır güvenliğimizi korumak, hem iç güvenliğimizi korumak adına büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin sürdürülmesinin, bu mücadelenin üstelik uluslararası alanda büyük bir diplomasi başarısıyla sürdürülmesinin altında yatan asıl büyük gerekçe nedir arkadaşlar? Bu milletin siyaseten %52'sinin AK Parti'ye bu görevi vermiş olmasıdır. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal konuşmasında son olarak artık ittifakla birlikte %85'in üstünde oy bekliyorum dedi. İttifakla birlikte inşallah %85'e çok rahat çıkacağımızı ben ümit ediyorum ve bu anlamda Kahramanmaraş bu defa bütün birincilikleri inşallah toplayacaktır diye düşünüyorum. Her biriniz bu davanın bir neferisiniz. Biz bugünden, bugünü inşa etmekten sorumluyuz. Yarın Allah'a aittir.
Yarın burada oturan arkadaşlarımızın içerisinden kimin hangi sorumlulukları, hangi görevleri alacağını bilmiyoruz arkadaşlar. Bunları takdir edecek, bunları belirleyecek olan da bizler değiliz. Hani derler ya, ne oldum deme, ne olacağım de. Ne olacağımız Allah'a bağlıdır. Biz bugün bugünü Allah'ın izniyle sağlam tutmakla sorumluyuz.